Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu bir gecede 2.9 milyon TL kazanılır mı ve nasıl kazanılır? Bunun mantığından bahsedeceğim. Uzun süredir kanalda biliyorsunuz hep teknik videolar çekiyorum. Size nasıl yapıldığını bir fiil hep ücretsiz şekilde gösterdim. Bununla birlikte Telegram ve Discord gruplarını da oluşturduk. Ekstradan isterseniz Telegram ve Discord gruplarına da katılarak ücretsiz soru cevap ve diğer arkadaşlarla birlikte bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Ve son olarak da eticaretsözlük.com üzerinden birçok ücretsiz kaynağa erişebilirsiniz. Sağ aşağıda gördüğünüz gibi ücretsiz dokümanlar, işte Telegram, Discord grup linklerimiz, ekstradan öneri linklerin hepsini burada listeliyorum. Bilginiz olsun. Ve son olarak tekrardan bahsediyorum. Hiç böyle bir video çekmediğim için ilk defa böyle bir video çekeceğim. Ve sadece bu sefer teknik değil, mantığından bahsedeceğim. Ama önce 2.9 milyon TL bir gecede kazanılmış mı? Bunu bir kontrol edelim. Öncelikle gördüğünüz gibi verileri karşınıza açtım ve bu verilerin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Nasıl işlediğinden, bu kadar paranın nasıl kazanıldığından bahsedeceğim. Tabii öncelikle bu verilere inandırabilmemiz için bir tık hani sayfayı 2-3 kere yenileyeceğim. İlk başta bir sayfamızı yenileyelim. Tabii bu arada marka ismi, ürün isimleri vesaire, kullanıcı isimleri, sipariş ismi, bunları gizliyorum arkadaşlar. Tabii ki gizlenmesi gereken bilgiler. Burada gördüğünüz gibi siparişlerimiz mevcut. Ben 30 gün seçmişim. Aslında bu sipariş 30 günde olmadı. Otomatik olarak ben bunu tam tamına bir haftayı düşürürsem, mesela bir hafta sürecini açalım. Gördüğünüz gibi videodaki satışın nasıl gerçekleştiğini aslında videonun sonunda size kısa bir şekilde özetleyeceğim tekrardan. Tabii ki bu satışların genel olarak nasıl yapıldığıyla da ilgili asıl konu videonun devamında, izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi 18 ila 19, yani 18 ile 19'una bağlayan gecede arkadaşlar yapılan bir reklam karşılığında tam tamına bir gecede 100 bin euro para kazanıldı. Peki bu sistem nasıl gerçekleşti? Bunun mantığından bahsedeceğim. Siz bu kadar para kazanabilir misiniz? Ve kendinize katmanız gereken bilgiler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Son olarak da sayfamı tekrardan yenileyim. Siz de verileri tekrardan bir görün diye. Otomatik olarak verilerde herhangi bir şey değişmiyor. Zaten siparişlerimiz sol tarafta, sipariş sayısı belli. Tüm ekranda da mevcut datalarımız var. Şimdi bu işlemlerin nasıl gerçekleştiğinden, cidden bir gecede 3 milyon TL'ye yakın para nasıl kazanıldığından, bunlar nasıl oluyor, nasıl yapılıyor diye birçok soru geleceği için bunları size bir fil özetleyeceğim arkadaşlar. Bir fil görselli bir şekilde veya işte yapabildiğim kadar, açıklayabildiğim kadar açıklamaya çalışacağım. Şimdi ben bu konuyu aslında 7 maddeye böldüm. 7 madde benim için sevdiğim bir sayı ve ekstradan cidden 7 maddede çözülebilecek bir problem. Şimdi ilk olarak birinci olayımız nedir? Abi birinci olay hayal kurma. Ya ben hep diyorum Instagram'da cidden hayal satıyorlar. Ben hayal kurmanızı şu yönden isterim. Gelecekte olduğunuz konumu hayal edebilirsiniz. Ama ben işte e-ticaret sistemi kurdum, yarın 1 milyon kazanacağım, işte yarın 10 tane sipariş gelecek, yarın ilk siparişim. Abi bunları hayalini kurmayın. Bunları direkt gerçekleştirin. Çünkü hayalle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Sen siteyi kuruyorsun hızlı bir şekilde hemen para kazanmak için. Hop işte siteni kurdun sözde, tamam mı? Her şeyi bitirdin sözde, ödeme yöntemini bağladın. Hiçbir şey adam akıllı belki kontrol bile etmedin. Çünkü yarın para kazanmanın hayali var aklında. Ama sen bu kafayla gidersen, açık ve net söyleyeyim, ay sonu geldiğinde hiçbir şey kazanamadan Shopify'in ödenmesi gereken tutarlarını öder. Yani cebinden sadece para çıkmış olacaktır. O yüzden size hayal kurmanızı şu yönde istiyorum. Arkadaşlar, olabileceğiniz konumu hayal edebilirsiniz. Mesela ya ben işte zengin olmak istiyorum, işte Mustang'im olsun bilmem ne. Bu okey, bu herkesin hayali. Yani güzel bir hayal kurmak istersin bu tarz. Ama ben satış hayali kurmanızı istemiyorum. Ben sitenize 1 milyon trafik gelecek, işte 100 milyon TL kazan, böyle bir şeyin hayalini istemiyorum abi, bunu kurmayın. Çünkü burası teknik kısım. Burada hayal işlemiyor. Ya Mustang'de de işlemiyor ama sonuç itibariyle sen teknikte zaten birebir işletemiyorsun bunu. Yani ben reklamı çıktım, hayalle hemen düzeltirim, toparlarım. Abi böyle bir dünya yok. O yüzden arkadaşlar hayalinizi cidden gelecek konusunda kendinizi nerede gördüğünüzle ilgili kurun. Teknik olarak kurmayın. Birinci önceliğiniz bu olsun. İkinci maddemiz ne kadar tamamsın. Yani ne kadar tamamsından kastım olay şu. Abi bazı arkadaşlar bana diyor ki abi işte 2 aydır deniyorum, işte çabalıyorum, satış gelmedi, işte abi 5 ay oldu, 6 ay oldu, 1 yıldır deniyorum. Ya çok güzel. Şimdi ben adama diyorum ki yani 1 yıldır deniyorsan, satış yapmıyorsan, ya sana bir şey soracağım diyorum. Çok basit bir soru. Yani günde kaç saat veriyorsun? Abi işte 2 günde 1 saat, işte haftada 1 saat, günlük 1 saat diyelim. Abi günlük bir saat ayıran adam bana gelip diyor ki 3 aydır deniyorum. Abi sen benim gözümde 3 aydır denemiyorsun ki. Sen benim gözümde 90 saattir deniyorsun.
Yani bugün baktığımızda açık ve ne söyleyeyim arkadaşlar. Günün 10 saatini verseniz adam bana diyor ki 3 ay benim gözümde 9 gün. Yani açık ve ne söyleyeyim 9 gündür uğraşıyor ve satış bekliyor. Yani ben günde 1 saatimi ayırarak bak konu dropshipping falan da değil. Konu tamamen e-ticaret. İnternetten para kazanma. Hadi e-ticareti de geçelim. İnternetten para kazanma. Bugün internetten para kazanmak istiyorsan tamam mı? Günde bir saatimi ayırarak hemen köşeyi dönerim. İşte hemen gireyim Berkcan'ın storiesine. Berkcan ulan Ferrari ile video atmış. İşte Ahmet'in storiesine gireyim. Ahmet bilmem işte arabayla video atmış. Öbürü uçağa binmiş. Abi bunlardan uzaklaş. Günün bir saati bilgisayarda işlem yapıyorsun. Geri kalan 9 saati Instagram'da geziniyorsun. Bu olmaz. Açık ve net söyleyeyim. Bunu geçeceksin abi. Bana gelip sonra deme ben 3 aydır deniyorum. Denemiyorsun abi. Benim gözümde 9 gün. Hatta 9 gün bile değil. Çünkü ben hala ekstradan kendimden bahsedeyim. Hala ve hala cidden uzun süre bilgisayarda kalmamı gerektiren işler olabiliyor. Ve sürekli çalışmam gerekiyor olabiliyor. Tabii bu sonuçta sektör olarak farklı bir sektörde de işlem yaptığım için de olabilir. Farklı işlerle de ilgili uğraştığım için de olabilir. Ama sonuç itibariyle arkadaşım olay ne? Emek vermek. Yani kendini kandırma bu konuda. Bu da ikinci maddemizde. Üçüncü maddemiz ya bu artık dolar kazanma furyasından bıktım. Yani bugün Instagram'da millet birbirine açık ve net söyleyeyim hayal pazarlıyor. Dolar kazan, dolar kazan, dolar kazan. Abi 100 kere söylüyorum. Bak 100 kere hadi burada 101. olsun. Ağzımda artık bak tükürüğüm kurudu yani. Çok basit bir mantık özeteceğim. Abicim dolar euro kazanmak istiyorsan dolar euro harcayacaksın. Bunu bilmelisin. Artık bunu öğren. Yani bugün yurt dışına satıyorsan TL ile 10 TL ile 20 TL ile 100 TL ile 200 TL günlük reklam çıkamazsın. Artık bunun bir değeri kalmadı. Bugün günlük çıkacağın arkadaşım bak günlük 300 TL versen yurt dışında bugün 10 euro yapıyor ya. 10 dolar yapıyor. Ben de diyorum ki sana eğer yurt dışında yaşamıyorsan arkadaşım bugün Amerika'da maaş almıyorsan dolar bazında, bugün Almanya'da euro bazında maaş almıyorsan, Almanya'da yaşamıyorsan, Almancan yoksa, İngiltere'de yaşamıyorsan, İngilizcen yoksa, yani hem maddi kaynağın yok hem de kendinde bir donanımlılık yoksa, İngilizceyi bilmiyorsan iyi bir şekilde, maddi olarak da belirli bir bütçen yoksa dolar bazında, abicim yurt dışına deneme. Yurt dışına deneme. Yani hani denersen açık ve net söylüyorum ben sana. Bak samimi söylüyorum. Yani cidden yıpranacaksın. He başarılı olanlar yok mu? Tabii ki var. Ama nasıl var biliyor musun? Adam diretiyor. Adam diyor ki kardeşim diyor benim diyor 3000 dolarım var. Ben her gün gerekirse 100 dolar 100 dolar 100 dolar reklam vererek diyor bu parayı yakacağım. Bunu biliyorum bunu kabullendim. Ama direterek öğreneceğim. Satış yapamasam da bu işi öğreneceğim diyor. Bir zaman sonra tabii ki bir türlü onun verimini almaya başlıyor. Çünkü birinci deneme hata ikinci deneme hata. Hani belirli bir süre çabalamış artık adam. Hani bir konuma ulaşmış denemiş denemiş denemiş. Adam sıfırdan başlıyor. E-ticareti bilmiyor. Hemen yurt dışından dolar kazanmıyor. Bu kafayı geçin. Açık ben öyleyim. Neden geçin diyorum? Sizin için. Ya yoksa kazanmak istiyorsan girebilirsin arkadaşım. Bugün Shopify 1 dolara, 3 aylık 1 dolara kurabiliyorsunuz. Onun da linkini aşağı bırakacağım. Tıkla üye ol. 3 aylık aylık 1 dolardan 3 aylık site kuruyorsun. Ekstradan Telegram grubunda da bahsettik. Bugün GoDaddy'den indirim koduyla birlikte 70 TL'ye 80 TL'ye domain alıyorsun. Yani şimdi demek istediğim bu. Yapmak istiyorsan yap ama kendi vaktini hiç etme. O yüzden İlk istediğim ne olur biliyor musun? Türkiye'de yaşıyorsan, Türkçe biliyorsan, maddi gücün yetmiyorsa yapacağın tek şey arkadaşım Türkiye'de bu işe başla. Sebebi dilini bildiğin bir insana satabileceğin bir ürünü bulursun, pazarlamaya çalışırsın. Açık ve net söyleyeyim. Yani dropshipping dediğinizde sadece Amerika'da veya Avrupa'da geçerli değil arkadaşlar. Tüm ülkede, tüm dünyada geçerli. Yani açık ve net söyleyeyim. Bugün Türkiye'de de bunu yapabilirsiniz. Ya demek istediğim zaten Türkiye'de bunu bu konuda, bu ekonomik şartlarda bunu yapabiliyorsanız dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. O yüzden açık ve net söylüyorum size. İlk önerim her zaman Türkiye'de denemeniz. Sadece ve sadece hani bugün adam işte bana şey diyor. Abi diyor ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye diyor ürün satsam ne olacak? Zaten sana demiyorum arkadaşım. Türkiye'de yaşayan TL bazında bir birikimi olan işte az bir miktar. TL bazında bir birikimi olan az bir miktar. Bu arkadaşlara söylüyorum. Bu arkadaşlar parasını hiç etmesin. En azından o parayı daha uzun bir şekilde değerlendirebilsin. Ya bugün 10.000 TL ile 100 TL olarak günlük reklam çıkarsan daha uzun gidersin. Ama bugün 1000 dolarla 100 dolarlık reklam çıkarsan 10 günde bitecektir para. Demek istediğim kısaca bu. Bu olayı da geçtik. Dördüncü maddemiz arkadaşlar şirket olmadan milyon olmaz. Yani bugün artık dropshipping ile ömür boyu devam edeceksiniz diye bir kaide yok. Ya bu kafadan da çıkın artık. Yani sonuç itibariyle bugün ben mesela dropshipping yapıyorum. Günde bir üründen açık ve net söyleyeyim bak günde bir üründen 10 tane sattığım gibi
hayatta düşünmem. Giderim o ürünü tedarik ederim. Daha ucuza alabiliyorsam bu arada, maliyet olarak bana daha uyguna geliyorsa, o ürünü kendim kargolarım. Kargolarken de paketini, işte içeriğini, etiketini kendim tasarlarım ki müşteriden daha çok bir feedback alayım, daha çok bir olumlu yorum alayım. İşte örnek veriyorum, daha çok müşterimi farklı ürünlerle sisteme çekme ihtimalim olsun. İndirim kodu oluştururum, kartvizit şeklinde ürün içeriğini, ürün paketini eklerim. Bu şekilde gönderirim. Ama dropshipping yapmaya devam ederseniz, yarın öbür gün tedarikçi der ki kardeşim sana satmıyorum, anlaşamazsınız, problem olur, kargo geç gider veya kargo paketini içerisine kendi kartvizitini koyar, bir ton problem yaşayabilirsiniz. Yani şirket olmaktan da kastım, bugün sonuç itibariyle günlük bu kadar satış yapıyorsanız biraz artık şirket kafasına girin. Yani benim cidden bu işi kendim yapmam lazım, bu işi kendime oturtmam lazım, kendim paketlemem lazım, kendim göndermem lazım. Yani sonsuza dek dropshipping düşünmeyin. Bu mantığı da söyleyeyim. Bunlar cidden para kazanmanızı etkileyecek maddeler arkadaşlar. Bunların hepsini tecrübeyle size açık yine söylüyorum, anlatıyorum. Bilginiz olsun. Beşinci maddemiz: arkadaşım başkasının muhasebesini tutma. Artık bırak bu olayı. Yani bugün Instagram'a girdiğinde kim ne kadar para kazanmış, nerede ne yemek yemiş, ne harcamış, işte hangi saati takıyor, hangi kıyafeti giyiyor, hangi arabayı kullanıyor. Ya başkasının muhasebesini tutmayı bırak. Kendi muhasebene bak. Yani sen sonuç itibariyle, ben mesela hayatımda hiç şeyi sevmem. Ben birisiyle oturup konuşmaya başlıyorum. Diyorum ki, kendimden bahsediyorum. Kanka işte diyorum, bunları şunları yaptık. İşte şöyle gelişmeler var. İnşallah daha güzel dönüşler alacağız. Zarar ettik, battık, çıktık. Hep kendimden anlatıyorum. Çünkü kendimden anlatabilecek bir şey var. Karşımdaki kişiye bunu anlattığımda bana ne diyor biliyor musun? Aynen kanka diyor ya, Mehmet de gördüm ne yapmış, işte Mehmet'in kuzeni ne yapmış, işte Ali'nin kız kardeşi ne yapmış, işte gördüm mü e-ticarete neyi girmiş. Abicim ben seninle konuşuyorum ki, bana ne Ali'nin kız kardeşinden, bana ne Mehmet'in kuzeninden, bana ne Mehmet'ten. Ben seninle konuşuyorum. Seninle konuşurken ben kendimden bahsediyorsam, kardeşim ufak çaplı işte 2-3 satış gerçekleştirdim, çok sevindim, çok iyi gidiyor. İşte kendimden tüyo verirken, işte örnek 10 satışa ulaştım, belirli bir tutarda para kazanıyorum çok şükür. Adama diyorsun ki 5000 TL kazandım diyorsun, çok mutlusun, tamam mı öyle, çünkü ilk defa ticaret yapıyorsun. Adam sana gelip diyor ki, ya kanka 5000 TL ne diyor. İşte Ali'nin kuzeni Veli diyor, aylık diyor 150 bin TL kazanıyormuş diyor. Sen de ne yapıyorsun? Kuruntu yapıyorsun. Ulan diyorsun ki 5000 TL ile iş mi olur? Ulan adam 0'ı 1 yapamıyor. Sen 0'ı 5000 TL yapmıştın. Yani sen Ali'nin kuzenini, Veli'yi vesaire düşünme arkadaşım. 100.000 TL, 150 bin TL ile düşünme. Tek düşüneceğin şey kendi muhaseben. Başkasının muhasebesini, başkasının kitabını dürme. Kim ne kadar kazanmış, nerede ne iş yapmış, bu kafayı geç. Son olarak iki maddemiz kaldı. Bunları da hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Sizin de pek canınızı sıkmak istemiyorum. Çünkü bazen bu tarz konular insanlar soğuyabiliyor. Çünkü cidden bu kadar zor muydu, işte bilmem neydi vesaire. Hani kafasına farklı düşünceler yere dinebiliyor. O yüzden fazla da sizi sıkmadan kısa bir şekilde 6 ile 7. maddeyi de özetleyeceğim. 6. madde arkadaşlar, kendinizi presleyin. Yani ne demek? Bir konuyla ilgili sıkıştırın. Yani bugün sonuç itibariyle şu kafaya girmeyin. Ya ben işte sabah kalkın bugün biraz Shopify öğreneyim. İşte akşam şunu öğrenirim, bunu öğrenirim. Yok abi, bu kafayı girme. Direkt yapacağın tek şey, kalkıyorsun, İlk öğrenmen gereken bir e-ticaret sitesi kurmak mı? E-ticaret sitesi kurma ile ilgili her şeyi öğreniyorsun. Ya bu şey değil ya, hani ya ben dropshipping yapacağım abi, bana ne işte oradaki ayardan. Hayır abicim, oradaki ayarı da öğrenirsen ekstradan bir fikir sahibi olabiliyorsun ve o fikri cidden parayı çevirebiliyorsun. Bilgin olsun. Bugün mesela baktığımızda mail otomasyonları ile ilgili, Shopify'daki daha doğrusu otomasyonlarla ilgili cidden çok az bilgi var. Ben bununla ilgili YouTube'a video çektikten sonra şunu fark ettim. Adamların çoğu otomasyonu bilmiyor. Yani sepette yarım bırakılan ödeme ile ilgili çok basit bir şekilde otomasyon var. Çok basit. Ya bugün adam sepetine girdi, ödemeyi yarım mı bıraktı? 6 saat sonra mail gönder diyorsun. Adam bununla ilgilenmediği için, bu alanı bilmediği için otomatik olarak buradaki müşteriyi kaybedebiliyor. Demek istediğim şu: kendinizi presleyin, belirli alanda sıkıştırın, ilk Shopify'ı öğrenin. Sonra işte 1-2 gün ara verin, gerekirse bir kafayı falan dinleyin, tekrarlayın böyle. Ekstradan Facebook, işte reklam Facebook esli, TikTok esli. Ya şey gibi değil. Bugün kalktım, bugün ne öğrendim? İşte Shopify öğreneyim, gideyim Facebook öğreneyim. Hani karışık kuruşuk. Çünkü rahatsın ya. O rahatlıkta değil. Ve buradaki olay şunu demen lazım. Mesela örnek veriyorum, 10.000 TL'm var. De ki benim 1000 TL'm var. Ve 1000 TL'deki yapabilecek maksimum kapasiteni kullan. Yani kendini belirli bir alanda sıkıştırarak belirli tutarlarla en maksimum gücü çıkarmaya çalış içinden. Mesela şu kafaya girme. Bazıları derler ya, işte abi komşunun 100.000 TL'si var, işte örnek veriyorum, bu adam niye uğraşsın, aylık 100.000 TL kazanıyor. Aynı mantık. İşte o kafada olan bir adam tabii ki kendisini sıkıştırmaz, zorlamaz. Ama sen kısıtlıymışın gibi davranırsan içinden daha fazla bir şekilde o işi öğrenebilecek bir enerji çıkacaktır. Bilgin olsun. Kendini zorunluymuş gibi hisset yani bu işi öğrenmeyle ilgili, eğer yapmak istiyorsan.
Ve geldik 7. maddeye. Aslında benim en sevdiğim maddelerden birisi. Abi, kervan yolda düzülür. Yani bugün ne demek istiyorum? Sen bugün her gün şunu diyorsan, ya işte ben e-ticarete başlayacağım, e-ticarette para varmış, ya işte e-ticaretten para kazanmak istiyorum, başlasam mı filan. Ama bu kafadaysan olmaz. Hemen başlayacaksın. Ne gibi biliyor musun? Yani şöyle, ben oturuyorum, ya dur bir film izleyeyim, ondan sonra baş. Ya film izledikten sonra dur gideyim bir kahve yapayım, işte dur gideyim yemek yiyeyim. Öteleme abi, öteledikçe ne oluyor biliyor musun? Sen her ötelediğinde senin önüne bir arkadaş çıkıyor. Diyor ki ya bu adam zaten öteliyor, ben hemen koşturayım. Yani buradaki olay, yola çıkacaksın. Tamam mı? Kendine belirli süre atacaksın. O sürede kendini sıkıştırarak öğrenmen gereken tüm her şeyi sağlıklı bir şekilde öğreneceksin. Tabii ki buradaki olayların hepsi şu yönde gelişir. Günlük verdiğin bütçe, günlük ayırdığın zaman, hiç bütçen yoksa cidden vaktinin daha fazlasını ayırman. Bunlar tamamen aslında kişinin değişebilecek etmenleridir. Ama sana dediğim gibi, sen bugün hala şu kafadaysan, ya kanka ben de başlamayı düşünüyorum. Ben nasıl e-ticaret değil mi falan böyle. Böyle insanlar geliyor. Abi hala e-ticaretten para kazanılıyor mu? İşte abi hala dropshipping'den para. Abi bana bunu soracağına sistemin içine gir. İşi yapmaya başla. Abi ben burada takıldım de. Yani bana gelip hala e-ticarette para var mı diye sorma yani. Ve bunun gibi cidden hani basit sorular sorma. Açık ve net söyleyeyim. Bunlar çünkü cidden basit soru. Yani bugün ben sana şunu mu diyeyim? Aynen kanka para var, günlük 5 milyon kazanırsın mı diyeyim. Yani böyle bir şey mi bekliyorsun benden? Yani ne bekliyorsun ki? Yok abi hiç satış yapmıyor mu diyeyim? Yok hiç girme mi diyeyim? Ya o yüzden soruları değiştirebilmeniz için yola çıkmanız lazım. Çünkü her yolda ilerlediğiniz zaman da farklı tabelalar görüyorsunuz. Ne var ne yok diye işte farklı coğrafya görüyorsunuz. Farklı kıta görüyorsunuz. Ama yola çıkmazsan göreceğin tek şey abicim hala baktığın şöyle etrafında gördüğün malzemelerdir. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden kervan yolda düzülür arkadaşlar. Bugün bu videoyu çekmemin sebebi büyük ihtimal çoğu arkadaşımız başlığı gördükten sonra hemen gelecektir. Çünkü sadece ciroyu görmek. Uf adama bak ya. Cidden 2,9 milyonluk ekran gösterdi bize ya. Cidden gerçekmiş ya bu. Ulan satılmış ya bu. Bu kadar cüro yapılmış ya. Yani abicim ben sana bunu bunun için göster diye gelmedim. Ben sana bilerek bunu gösterdim ki ben şunu fark ettim YouTube'da. Ne kadar profesyonel teknik video çekersem çekeyim. Abi Shopify ile ilgili açık ara Türkiye'de en çok videoyu çeken tek kanalımdır. Kendimi öyle tahmin ediyorum. Diğer kanalları gezmedim ama bana gelen feedbackler, bana gelen geri dönüşler abi aynen doğru diyorsun. Çünkü neden? Ben bugün kendimde biliyorum. Aklımda kalan sadece Shopify ile ilgili 88 veya 100 tane video var. Abi Shopify'yi zaten sömürmüşüz. Yani bugün cidden bunun için size video çekiyorum. Bu videoya geldikten sonra hemen parayı görüp çıkma ile ilgili bir düşünceniz olmasın. Videoyu izleyin. Eğer zaten bu dakikaya kadar da izleyen varsa yorum bırakacaktır. Kanalı da takip edecektir. Cidden hepiniz için de teşekkür ediyorum. Buraya kadar sabırla izleyen herkese teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal izlemenizin en büyük sebeplerinden birisi de bu satışın nasıl gerçekleştiği ile ilgili. Arkadaşlar bu ne Facebook reklamı ne TikTok reklamı. Direkt influencer marketing, aslında influencer reklamı. Burada anlaştığımız yabancı bir influencer arkadaşımıza hem normal reklam bedelini hem de ürün satışından komisyon teklif ettik. Ve karşı tarafta bunu kabul ettiği için çok hızlı bir şekilde satışlarımızı bir gece içerisinde tamamladık diyebilirim. Bu şekilde işlem gerçekleştirildi. Siz de dediğim gibi sağlıklı kendi kategorinize özel bir influencer bulursanız otomatik olarak influencer reklamlarında deneyebilirsiniz. Hangi platformda yaptığını da soracaksanız Instagram diyebilirim. Tekrardan bunu da altına not düşüyorum. Ediyorum. Çünkü neden? Beni sağlıklı bir şekilde dinlediğinizi düşünüyorum. Umarım aklınızdaki birçok soruyu da kırmışımdır. Tekrardan dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Ekstradan sizin yararınıza Telegram ve Discord grubuna katılabilirsiniz. O yüzden sizlere de katılmanızı önemli teşvik ediyorum. Önemli diyorum ki katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu da böyle bir videoydu. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.